Ve yine Mesih Aleyhisselam hakkında bir soru. Mesih, Şam'ın doğusunda inecek diye hadis var. Ama siz Mesih'in Hindistan'da Kadiyan'dan çıktığını söylüyorsunuz. Neden? Evet şimdi Şam'ın doğusunda böyle bir minare, böyle bir beyaz minare var mı yok mu onu araştırmak gerekir. Ve bildiğimiz kadarıyla böyle bir minare yok. Hani hadiste Şam geçtiği için insanlar hemen Zannediyorlar ki bu beyaz minare Şam, Şam'da olacak, işte o minareye de e, vaat edilen Mesih inecek diye <laughs> inanıyorlar. E, dilerseniz bunu biraz bir açıklamaya çalışalım. Yani evet. Peygamber Efendimiz <laughs> neden bahsetti? Doğru. E, beyaz minareden bahsetti, vaat edilen Mesih'in orada ine ineceğine falan bahsetti. Şam'ın doğusundan bahsediyor. Ama Şam'ın doğusu Hemen e, Şam'ın içerisinde olacak anlamına gelmiyor. Hı hı. Siz haritayı açtığınız zaman bakarsanız Şam'ın doğusunda <laughs> Hindistan var. <laughs> Daha doğrusu Kadiyan. Yani Şam'ın direkt doğusuna baktığınız zaman Kadiyan. Yani Mir Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın bizlerin vaat edilen Mesih ve Mehdi olarak geldiğine inandığımız şahsın e, doğduğu, büyüdüğü ve Mesihliğini ilan ettiği e, kasaba Kadiyan. Ve Şam'ın doğusu da oraya denk geliyor. Yani hadis bu derece doğrudur. Kaldı ki şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neden beyaz minareden bahsetti? Minare biliyorsunuz bir, bir semboldür. Yani bir nevi böyle büyüklüğün, yüceliğin böyle bir sembolüdür evet. beyaz minare. He beyaz renk olarak neden beyaz demiş Peygamber Efendimiz? Beyaz renk de böyle bir suçsuzluğun, masumluğun, temizliğin bir sembolüdür. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin demek istediği aslında şudur diyor ki Mesih geleceği zaman o e, temiz bir şekilde yani e, yüksek ve derin e, mertebeye sahip olacak. Yani sıradan böyle basit e, basite alınmayacak bir şekilde onun konumu önemli. O yüzden yüksek e, mertebeye mertebeye sahip olacak ve onun yüksekliği, onun sesi, duyurmuş olduğu ilanı, mesajı tüm dünyaya ulaşacak. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vermek istediği mesaj buydu bize. Yani dolayısıyla Hindistan'a baktığınız zaman Kadiyan'da bu beyaz, beyaz minare zaten vaat edilen Mesih, e, Hazreti Mirza Gula Ahmet Aleyhisselam'ın bir sembolüdür. Hı hı. Bizim birçok dergilerimizde de, işte televizyon kanallarımızda da, kitaplarımızda da bu sembolü biz her zaman e, böyle kitaplarımıza bastırırız. Hı hı. Yani dolayısıyla vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam 1889 yılında Allahü Teala'nın emriyle bu cemaati kurdu ve Beyaz Minare'de zaten dediğimiz gibi Şam'ın doğusunda kalan Kadiyan'dadır. Evet, çok teşekkür ederim Cengiz Bey, çok sağ olun.